Selamun aleyküm arkadaşlar. Size bir sorum var. Acaba hiç sabrım taştı diye bir söz duydunuz mu? Ya da ben sabır taşı mıyım yahu diye bir söz? Ben duydum ve sabrın ne olduğunu biraz araştırdım. Size de bu konuyla alakalı tam 10 tane soru hazırladım. Sorulara geçmeden önce size sabrın öneminden birazcık bahsetmek istiyorum. Hayatta bazen istediğimiz her şey tam istediğimiz gibi ve tam istediğimiz anda olmaz. Bize düşen de bu durumlarda sabırlı olmaktır. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem oldukça zorlu bir hayat sürmesine rağmen başına gelen hiçbir şeye isyan etmeyip sabretmesiyle bizler için en güzel örnektir. Unutmayalım ki Allah sabredenleri sever. Bizler sabrettikçe Allah'ın sevdiği kullardan oluruz. Acaba sen de sevgili Peygamberimiz gibi sabırlı mısın? Bunun cevabını merak ediyorsan, haydi şimdi eline kalemini al ve sorularda sana en yakın gelen şıkkı bir kenara yaz. Birinci soru, akşama misafir gelecek ve annen senin en sevdiğin yemeği yapmış. Yemekleri sofraya koyuyor. Ne yaparsın? A. Misafirlerin gelmesini sabırla bekler. Onlarla birlikte afiyetle yerim. B. Annemden tadına bakmak için izin alır. İzin verirse hemencik yerim. C. Çok aç olduğum için kimse görmeden ağzıma birkaç lokma atarım. İkinci soru. Ailenle yolda yürürken güzel bir kazak beğendin. Ama annen ancak bir dahaki hafta alabileceğinizi söyledi. Ne yaparsın? A. Bir hafta çabucak geçer. O zamana kadar sabrederim. B. Haftaya o kazaktan ya kalmazsa diye düşünüp üzülürüm. C. Çok beğendiğimi söyler. Hemen almaları için ailemi ikna etmeye çalışırım. Üçüncü soru. Elinde en sevdiğin dondurma var ve yolda yürüyorsun. Biri yanlışlıkla sana çarptı ve dondurmanı yere düşürdü. Ne yaparsın? A. Böyle kazalar olabilir. Yapacak bir şey yok derim. Önemsemem. B. Düşen dondurmama uzun uzun bakar, hemen yenisini alırım. C. Önüne baksana derim ve surat asarım. Dördüncü soru. Okuldasın ve öğretmenin sınav yaptı. Sonuçları çok merak ediyorsun ama öğretmenin sonuçları haftaya açıklayacağını söyledi. Ne yaparsın? A. Öğretmenimin sonuçları açıklayacağı günü iple çekerim. Bir daha sormam. B. Aklıma geldikçe öğretmenime sorar, sonuçlar için çok sabırsızlandığımı söylerim. C. Öğretmenimi her gördüğümde sınavları okudunuz mu diye sorar. Akşam da öğretmenimi arar. Sınavdan kaç aldım diye sorarım. Beşinci soru. Bir arkadaşın dersteki bir konuyu anlamamış ve sana soruyor. Anlatıyorsun ama anlamakta zorlanıyor. Ne yaparsın? A. Arkadaşım anlayana kadar tekrar tekrar anlatırım. B. Beni anlamıyorsun. İstersen başkası anlatsın derim. C. Kaç kere anlatacağım ya? O kadar da zor bir konu değil. Biraz da kendin çalış derim. Altıncı soru. Kardeşini henüz konuşmayı tam öğrenemedi. Senin söylediğin bazı cümleleri anlayamıyor. Ne yaparsın? A. Ona söyleyemediği şeyleri öğretmeye çalışırım. Onun kadar küçükken ben de tam konuşamıyordum ki. B. Kelimeleri yanlış söylediği için çok komik olduğunu düşünür. Artık konuşmayı öğretseler iyi olacak derim. C. Hiçbir şeyi anlamadığı ve söylediklerimi hemen tekrar etmediği için kızarım ve üzülürüm. Yedinci soru. Misafirliktesin. Birazdan yemek yenecek ama sen şimdiden çok acıktın. Ne yaparsın? A. Çok aç olduğum için bir an önce sofranın kurulması için dua eder. Herkesle beraber beklerim. B.
Anneme gizli gizli çok aç olduğumu söyler. Ne zaman yiyeceğiz? Hadi çabuk derim. C. Ev sahibinin yanında çok açım ben. Yemek yemek istiyorum artık derim. Hemen bana yemek verirler zaten. Sekizinci soru. Annen sana Kur'an-ı Kerim'i öğretmeye çalışıyor. Ama bazı harfleri okuyamıyor, karıştırıyorsun. Ne yaparsın? A. Öğrenmekte zorlandığım harflere daha çok dikkat eder, güzel okuyabilmek için sabırla çalışırım. B. Kur'an öğrenmenin çok zor olduğunu düşünür, biraz daha büyüyünce öğrenmek istediğimi söylerim. C. Annemin güzel öğretemediğini söylerim. Çok zorlanırsam Kur'an öğrenmekten vazgeçerim. Dokuzuncu soru. Anne ve babandan, büyüklerinden bir şey istediğinde, istediğin şeyi hemen yapmadıklarında ne yaparsın? A. Bana sabretme öğrettiklerini düşünür, istediğim şey için sabırla beklerim. B. Bazen beklemeyi kabul eder, bazen de istediğim kişi yapmıyorsa başkalarından isterim. C. Ben istediğim her şeyin hemen yapılmasını isterim. Bu yüzden istediğim şey için herkesi ikna ederim. Onuncu soru. Şimdi bir sandalyede oturduğunu hayal et. Annen önündeki masaya çok sevdiğin bir çikolata koydu ve sana istersen bunu hemen yiyebilirsin ama benim biraz işim var. Eğer gidip gelmemi bekleyip çikolatayı hemen yemezsen geldiğimde sana bir çikolata daha vereceğim dedi. Bu durumda ne yaparsın? A. Biraz düşüneyim. Eğer sabretmezsem bir çikolata yiyebileceğim. Sabredersem iki çikolata. Zor da olsa sabrederim. Yemem. B. En sevdiğim çikolatayı yemeden durmak oldukça zor. Elime alır, yesem mi, yemesem mi diye düşünürüm. Birazcık da tadına bakarım. C. Nasıl dayanabilirim ki? Nasıl olsa annemi ikinci çikolata için ikna ederim diye düşünür, afiyetle yerim. Arkadaşlar, sorularımız bittiğine göre gelin hep birlikte cevaplarımızı kontrol edelim. Allah çoğunluktaysa sevgili kardeşim, maşallah sana ya. Sen biricik Rabbimizin ve sevgili peygamberimizin övdüğü sabırlı insanlardan birisin. Çünkü biliyorsun ki sabretmek hem bize hem de çevremizdekilere beklemeyi, isyan etmemeyi öğretir. Sen de bunu daha şimdiden başarıyorsun. Bu güzel huyundan asla vazgeçme. Arkadaşların, kardeşlerin seni örnek alsınlar. Sabrettiğin her şey için melekler sağdaki defterine yıldızlar koyuyor, unutma. Ve yıldızlarını daha da çoğaltmak için sabırla beklemekten asla vazgeçme. Beyler çoğunluktaysa, sevgili kardeşim, verdiğin cevaplara göre başına gelen birçok şeye sabır göstermeye çalışıyorsun ancak bazen aceleci olabiliyorsun. Her şeyin hemen olmasını istiyorsun. Sana senden daha zor durumda olan, istediği birçok şeyi elde edemeyen kardeşlerini düşünmeni tavsiye ediyorum. Böylece kendini onların yerine koyar, elindekilere şükretmeyi ve birçok şeye sabretmeyi daha kolay öğrenebilirsin. Sabret, başarabilirsin. C'ler çoğunluktaysa, karşımızda birazcık sabırsız biri var sanki. Testin başında da söylediğim gibi, hayatta bazen istediğimiz her şey istediğimiz gibi olmayabiliyor. Böyle olaylarla karşılaştığında sevgili peygamberimizin ne kadar sabırlı olduğunu, bizlere de bunu tavsiye ettiğini hatırla. Böylece dert ettiğin şeyin aslında çok da önemli olmadığını anlayacaksın inşallah. Hem bazı şeyler istediğimiz gibi olmadığında onun için üzülürüz. Ama aslında o şeyin olmaması bizim için daha hayırlıdır. Veya Rabbimiz bizim için daha güzelini verecektir, emin ol. Bugünden itibaren daha sabırlı olmaya çalış. Karşılığını mutlaka alacaksın. Evet arkadaşlar,
Testimizin sonuna geldik. Sabırla beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.